Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Geçen videomuzda psikoloji nedir, algılarımız nelerdir, bakış açılarımız nelerdir, öğrenmelerimiz nasıl gerçekleşir, bunlar üzerine konuşmuştuk, biraz bahsetmiştim. Bu videomuzda sosyal anksiyete üzerine konuşacağız. Çocukluk yaşantımızdan bu yaşantımıza kadar ve devam eden bir süreç boyunca algılarımızın ve bakış açılarımızın değişmesi, buna bağlı olarak bilişsel hatalar, bilişsel inançlar ve temel inançlar, ara inançlar bunların gelişmesinden bahsetmiştik. Yine burada da bahsedeceğiz. Şimdi çekingen bir kişi, içe dönük bir kişi, utangaç bir kişi yeni insanlarla tanıştığında utangaç olur ve içe dönük olur. Hani çok fazla konuşmak istemez, kendi başına vakit geçirmek ister. Biz bu insana sosyal anksiyete diyemeyiz her zaman. Ama sosyal anksiyetenin belirli kriterleri vardır. Kişi toplumdan ya da diğer insanlardan, birkaç kişiden bile olsun sürekli olarak yanlış değerlendirileceği algısı vardır. Ben bir hata yapacağım, benim hakkımda kötü düşünüyorlar, ben rezil olacağım. Sürekli bu bilişsel hatalar vardır kişinin zihninde. Bunları çok yoğun bir şekilde yaşadığı zaman biz bu duruma sosyal anksiyete diyoruz. Yani sosyal kaygı diyoruz. Diğer bir adıyla da sosyal fobi diye geçiyor. Sosyal anksiyeteyi iki bölümde inceleyebiliriz. Özgür sosyal anksiyete ve yaygın sosyal anksiyete. Şimdi kişiler genellikle yeni insanlarla tanıştıklarında, kalabalık ortamlarda ya da böyle yemek toplantılarında, konferanslarda konuşma yapacaksa ya toplumsal bir etkinlik gerçekleştiğinde bunlara katılmaktan çekinirler ya da katıldıklarında belirli kaygı ve yoğun korku atakları yaşarlar. İşte fiziksel açıdan yoğun kalp çarpıntısı, gözleri sürekli olarak kaçırma, terleme, kalpte ağrı, nefes darlığı gibi fiziksel belirtiler yaşarlar. Duygusal olarak korku, yoğun kaygı yaşarlar. Bilişsel olarak ise rezil olacağım, hata yapacağım şeklinde sürekli bir performansa dayalı kaygı duyarlar ve kendileri hakkında bilişsel hatalar üretirler. Aslında işte burada tam bahsetmemiz gereken durum şu. Onlar o şekilde algılıyor. Yani biz karşı tarafın ne düşündüğünü bilemeyiz. Ama sosyal anksiyete sahibi olan bir kişi karşı tarafa rezil olacağını, herhangi bir durumdan hata yapacağını düşünür. Bu açıdan da kaygı yaşar, yoğun korku yaşar. Özgür fobi bunlardan sadece bir tanesini yaşayabilir. Yani ya yeni insanlarla karşılaşmaktan kaçınır, çünkü orada çok yoğun kaygı yaşar. Ya da bir konuşma yapmaktan kaçınır. Orada çok yoğun kaygı yaşar. Yaygın anksiyete ise bunların hepsinde vardır. Sürekli olarak yanlış anlaşılacağı, hata yapacağı konusunda kaygıları vardır. Çocuklarda bu durum ağlama nöbetleri, çırpınma nöbetleri ya da sürekli olarak o duruma hani güvensiz bir şekilde yaklaşma nöbetleri şeklinde olmaktadır. Bir çocuk eğer küçüklüğünde diyelim şiir okuyacak, onunla alakalı bir kötü bir deneyim yaşadı, o zaman burada sosyal anksiyete oluşmasına zemin hazırlamış olur. Yani yaşanılan olaylar, yaşanılan durumlar ya da bizim etrafımızdaki kişilerle olan ilişkilerimiz, bunlarla olan bağlantılarımız yine bizim algılarımızı etkilediği için, bakış açılarımızı etkilediği için bazı bilişsel hatalar meydana geliyor. Sosyal anksiyete de bu şekilde meydana geliyor. Yetişkinlerde de genelde davranışsal kaçınmalar oluyor. İşte kalabalık ortama girmekten kaçınıyor. Yeni insanlarla tanışmaktan kaçınıyor. Ya da kendisinden statüce büyük olan kişilerle konuşmaktan kaçınıyor. Yemek yerken mesela kalabalık bir ortamda yemek yerken rezil olacağından çekiniyor. Yoğun bir kaygı yaşıyor, yoğun bir korku yaşıyor. İşte bu durumda patoloji sayıyoruz biz, sosyal anksiyeteyi. Şimdi şeyden bahsetmiştik biz size, psikolojik gözlük, bakış açılarımızdan bahsetmiştik. Sosyal anksiyetedeki bir kişi psikolojik gözlüğü bilişsel çarpıtmalarla doldur aslında. Sürekli olarak kendisini yanlış anlaşılacağına yönelik bir bilişsel çarpıtmaları vardır. Ve temel inançları, ara inançları da buna göre şekillenir kişilerin. Kişiler şöyle düşünür. Ben kalabalık ortama girmezsem
rezil olma. Ben işte kendimce statüce büyük kişilerle karşılaşmazsam eğer, onlarla konuşmazsam rezil olmam, hata yapmam. Ben konuşma yapmazsam, bir konferansa katılmazsam, bu tür etkinliklerden uzak durursam rahat olurum. Hiçbir şekilde hata yapmam diye kendisini sürekli olarak toplumdan soyutlamaya başlar kişi. Bu da sosyal anksiyetenin en büyük özelliklerinden biri. Bu durumda ne yapılabiliyor? Bireysel davranışlı terapi teknikleri uygulanabiliyor ve pek çok terapi tekniklerinden de bahsedeceğim zaten ilerleyen durumlarda. Pek çok teknik uygulanabiliyor. Bireysel davranışçı teknikte önce bilişsel yapı üzerine çalışıyoruz. Kişilerin otomatik düşünceleri, bilişsel çarpıtmaları, ara inançları, temel inançları, bunlar üzerine çalışıyoruz. Otomatik düşünceler herkesin zihninden geçen düşüncelerdir. Ama fonksiyonel olmayan düşünceler buna eşlik eder. Mesela ben şimdi sizle konuşurken farkına varmadığım pek çok otomatik düşünce geçiyor aklımda. Ama bunlar normal. Diğer insanların da, herkesin aklından otomatik düşünceler geçebilir. Bunlar ne zaman patoloji olarak sayılıyor? Fonksiyonel olmayan düşünce haline geldiği zaman. Mesela bir kişi konuşma yapmaya çıktı. Büyük bir konferans salonu, bayağı kalabalık. Konuşurken aklından bir sürü düşünce geçer. İşte konuşmamı güzel tamamlayabilecek miyim? Sonrasında nasıl bir reaksiyon alacağım? Tamam, buraya kadar tamam. Ama diğer fonksiyonel olmayan düşünceler geçmeye başladığı zaman, o zaman biraz patoloji üzerine düşünmek gerekir. Nedir o düşünceler? İşte rezil olacağım, şimdi bana gülecekler, ay hata yaptım mı acaba? Konuşurken bir şeyi atladım mı? Acaba bir şeyleri yanlış mı anlatıyorum? Sürekli bu düşünceler aklından geçer kişinin. Bunlar da fonksiyonel olmayan düşüncelerdir zaten. Fonksiyonel olmayan düşünceler de bizim bakış açılarımızı etkiliyor. Sürekli olarak her şeye böyle olumsuz bakmamızı sağlıyor. Bu da farklı patolojilere tabii ki neden oluyor. Dediğim gibi önce bilişsel çalışıyoruz. Sonrasında davranışçı alıştırmalarımız oluyor. Yani kişinin önce otomatik düşüncelerini belirliyoruz. Ara inançlarını, temel inançlarını belirliyoruz. Bunlar üzerine çalışıyoruz. Sonrasında davranışsal çalışmalarımız geliyor. Bu kişi için ne ifade ediyor? Neden böyle düşünüyor? Üzerinden davranışçı çalışmalarımız da devam ediyor. Mesela kişi bir metni okurken gözlerini kapatıyor. Önce hayali imajinasyon yaptırıyoruz mesela. Gözlerini kapatıyor. Kendisini büyük bir konferans salonunda konuşma yaparken hayal ediyor. O an yaşadığı durum, düşündüğü, algıladığı şeyler nelerse bunu ifade etmesini istiyoruz danışandan. O ortamı yaşıyor hayal ederek. Böylece kişinin algılarını, düşüncelerini belirlemiş oluyoruz. Orada ne oluyor da bu şekilde yoğun ve gerçekten çok yoğun bir kaygının yaşaması, algılarının değiştiğinin göstergesi olduğu için bu şekilde çalışmalarımızda bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında pek çok terapi tekniğimiz var. Bu bilişsel davranışçı tekniğimiz bizim genelde uyguladığımız tekniklerden bir tanesi. Sosyal anksiyete gibi fobilerde ve pek çok alanda da yaygın bir şekilde devam etmektedir. Şimdi sosyal anksiyete sahibi olan bir kişi, iki arkadaş konuşuyor diyelim. Bir tanesi sosyal anksiyete sahibi, çok yakın bir arkadaşıyla konuşuyor. Çok yakın bir arkadaşıyla konuşurken yemek yiyecekleri zaman bile yakın bir arkadaşından bile çekinebilir. Acaba şimdi ben yemek yerken önüme döker miyim? İşte rezil olur muyum? Hata yapar mıyım? Ve sosyal anksiyete sahibi olan kişinin diğer bir özelliği de karşı tarafı çok fazla dinlemeyebiliyor. Sonrasında ona vereceği cevabı düşünebiliyor. Neden? Yine hata yapma korkusu var. Hata yapmayayım, rezil olmayayım korkusu. Biraz bu performans anksiyetesiyle de bağlantılı aslında. Yani her şeyde başarılı olayım. Onunla olan ilişkim başarılı olsun, arkadaşlarımla olan ilişkim en iyisi olayım, mükemmel yapı. Bu sosyal anksiyeteye de sebebiyet verebiliyor. Tabii bahsettiğim gibi erken dönem yaşantılar çok önemli şemaların oluşmasında.
Ve bu bilişsel haritamızın, bilişsel inançlar, temel inançlar bunların hepsinin oluşmasında çok önemli. Aynı zamanda bağlanma modellerimiz de çok önemli. Ebeveynle olan ilişkilerimiz ve sonrasında diğer insanlarla olan ilişkilerimiz bunların hepsi çok önemli ve temel zemin diyebiliriz. Başarısızlık şemasından biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Erken dönem yaşantılarda var olan şemalar, başarısızlık şemasına sahip olan kişi işte ebeveyniyle ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde hatalı ilişkiler yaşayabiliyor. Güvensiz bağlanma yaşayabiliyor mesela. Yaşamış olduğu olumsuz deneyimlerinden dolayı başarısızlık şeması oluşuyor zihninde. Bu da performans anksiyetesine neden oluyor. Yani sosyal anksiyete ve performans anksiyetesi biraz bağlantılı aslında. Kişi sürekli hata yapmaktan korkuyor çünkü. Topluma karışmaktan çekiniyor. Ve yoğun bir korku ve kaygı yaşıyor. Bu süreçler kişiler için zorlu süreç haline geliyor. Evet. Bugün sizlerle sosyal anksiyete üzerine konuştuk. Gelecek videomuzda içeriklerimizi isterseniz siz belirleyebilirsiniz. Şunu konuşalım dersiniz, konuşuruz. Sorularınızı cevaplarız. Buna yönelik terapi tekniklerini anlatmaya devam edeceğim zaten ve her videomda farklı patolojilerimi anlatacağım. Sonra konuklarım olacak ilerleyen videolarda. Konuklarımla birlikte soru cevap şeklinde yapacağız. Yani bu şekilde kanalımız devam edecek. Size videoyu sonlandırmadan önce şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim algılarımızın çok önemli olmasının sebebi yaşadığımız olaylara bakış açımızdan kaynaklandığını zaten söylemiştim. Bunun üzerinde sürekli duruyorum çünkü bu çok önemli bir nokta. Çünkü algılar doğru olduğu zaman bakış açılarımız ve olayları yorumlama şeklimiz de gerçekten bu yönde olumlu bir şekilde ilerliyor. Patolojilerin altında yatan travmalar tabii ki ve yaşamış olduğumuz ilişkiler, ilişki deneyimleri, yaşam hikayeleri bunlarla birlikte bağlantılıdır algılarımız. Evet, bugün sosyal anksiyeteden konuştuk. Hepinize mutlu zaman dilimleri diliyorum. Hoşçakalın.